Bu videoda sizlere Asus B450M Pro Gaming Anakart BIOS Update nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle bu işlemi neden yapıyorum buna açıklık getirmek gerekirse, bu işlemi eskiden kullanmış olduğumuz işlemcileri yeni bir işlemciye değiştirmek istediğimizde, işlemciyi taktığımızda ekranımıza görüntü gelmediğinde bu işlemi uyguluyoruz. Anakartın marka modelinden üreticisinin sitesine girdiğimizde desteklenen işlemciler bölümünde takmış olduğumuz işlemcinin ismini görebiliriz. Ancak anakartımıza bu işlemciyi taktığımızda ekrana bir türlü görüntü gelmiyor. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Tabii ki de anakart üreticimizin sitesine girerek en güncel BIOS sürümünü indirerek anakartın BIOS'unu güncelleyeceğiz. Benim eski işlemcim Ryzen 5 3500X'ti. Yeni işlemcim ise Ryzen 7 5800X 3D arkadaşlar. Ben eski işlemden yeni işlemciye geçeceğim. Eğer siz de böyle bir işlemci yükseltme durumu yapacaksanız anakartınızın desteklediğinden emin olun. Eğer buna rağmen görüntü gelmiyorsa anakart üreticinizin sitesinden en güncel BIOS sürümünü indirerek BIOS güncellemesi yapabilirsiniz. Öncelikle bu işlemin biraz riskli olduğunu söyleyelim. Eğer yeterli bilgi ve beceriye sahip değilseniz bu işlemi yapmanızı önermiyoruz. Çünkü olası bir kapanma durumunda veya elektrik gidip gelme durumunda anakartınız tamamen çöp olabilir. Eğer yine de tüm riskleri alıyorsanız BIOS güncelleme işlemine geçebiliriz. Öncelikle anakart üreticisinin sitesinden en güncel BIOS sürümünü indireceğiz. Daha sonrasında USB belleğimize bunu atacağız. Ardından USB belleğimizi bilgisayarımıza takarak BIOS update işlemine geçeceğiz. Hep birlikte nasıl yapabileceğimizi görelim. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin birlikte BIOS update nasıl yapılır görelim. Öncelikle anakart üreticimizin sitesine girerek en güncel BIOS sürümünü indirmemiz gerekiyor. Ben buradan Google'a açıyorum ve B450M Pro Gaming yazarak Asus'un sitesine giriyorum. Destek bölümüne tıklıyorum. Buradan sürücüler ve araçlar bölümüne tıklıyorum. BIOS and Firmware bölümünden gördüğünüz gibi BIOS sürümlerini görebilirsiniz. En yukarıdaki her zaman için en güncel BIOS sürümüdür. Buradan tümünü göster diyerek diğer BIOS sürümlerini de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi BIOS sürümlerinin alt kısımda hangi özelliklerin geldiğini buradan kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Genelde İngilizce yazıyor. Dilerseniz eğer İngilizceniz yoksa Translate bölümünden bu İngilizce metinlerin çevirisini çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her BIOS sürümü farklı bir özellik içeriyor ve farklı yenilikler bu BIOS güncellemeleri birlikte anakartınıza geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeşitli özellikler burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi buradaki BIOS sürümünde de New CPU Support yani yeni işlemci desteklerinin geldiğini burada gösteriyor. Ancak ben yine de garanti olması açısından en yukarıdaki en güncel BIOS dosyamı indiriyorum arkadaşlar. İndir butonuna basarak indirme işlemini tamamlıyorum. Daha sonrasında içerisindeki dosyaları ben USB belleğime atıyorum. Dilerseniz direkt USB bellek içerisine atabilirsiniz veya bir klasör oluşturarak onların içerisine atabilirsiniz. Bu dosyaları da USB belleğimize attıktan sonra BIOS update işlemini başlatabiliriz. BIOS update bittikten sonra bilgisayarımız artık açılacak. Bilgisayarımız açıldıktan sonra güç butonundan bilgisayarımızı kapatarak yeni işlemcinin montaj işlemini yapabilirsiniz. Yeni işlemciyi taktıktan sonra artık bilgisayarınıza görüntünün geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hep birlikte BIOS update işlemine geçelim. USB belleğimizi bilgisayarımıza taktıktan sonra Power butonundan bilgisayarımızı açıyoruz ve F2 tuşuyla BIOS menüsüne giriyoruz. Daha sonrasında buradan F7 tuşuyla Advanced modu yani gelişmiş modu açıyoruz. Daha sonra Tool bölümünden Asus S-Flash 3 Utility bölümüne tıklıyorum. Buradan sol kısımdan USB belleğimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi USB belleğimin içerisindeki dosyalar burada görünüyor. En altta benim BIOS dosyamın yer aldığı klasör var. Üzerine geliyorum ve içerisine giriyorum. Gördüğünüz gibi kep uzantılı benim BIOS dosyam burada. Üzerindeyken Enter'a basıyorum ve Yes diyerek BIOS update işlemini başlatıyorum arkadaşlar. Bu işlem bitene kadar bilgisayarınızı kapatmayın veya restart işlemi yapmayın. Aksi takdirde anakartınız kullanılmaz duruma gelebilir. BIOS update işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınız restart edilecek ve bilgisayarınız açıldıktan sonra artık güncel BIOS'unuzla anakartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz ve yeni işlemcinizi anakartınıza takarak artık yeni işlemcinizden görüntü alabilirsiniz. BIOS update işlemim başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Okey diyerek bilgisayarımı restart ediyorum. Artık bilgisayarımın gücünü keserek
yeni işlemcim montajını yapabilirim ve bilgisayarımı artık yeni işlemcimde kullanmaya başlayabilirim. Video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.